Bu soruda Ahmet'in, Burak'ın ve Cenk'in farklı miktarlarda paraları var. Bu arkadaşlar bir restorana gidiyor ve 63 TL'lik bir hesap çıkıyor. Bu hesabı ceplerindeki para ile doğru orantılı olarak paylaşmaları isteniyor. Buna göre Ahmet'in ne kadar ödediği soruluyor. Şimdi Ahmet'i A ile, Burak'ı B ve Cenk'i C ile gösterelim. Ve doğru orantı denklemini oluşturalım. Ahmet bölü 40 eşittir. Burak bölü 30 ve bu da Cenk bölü 20'ye eşit olacak. Ve bunu orantı sabitine eşitleyelim. Şimdi bundan sonra A'yı, B'yi ve C'yi bu T cinsinden ifade etmeye çalışacağız. Öncelikle A eşittir 40T. Sonra B eşittir 30T. Ve son olarak C eşittir 20T. Eğer bunları toplarsak bu bize 90T verir. Hesabın 63T oldu, 63 lira olduğunu bildiğimize göre 90T 63 TL'ye eşit. Bu durumda T eşittir 63 bölü 90. Bunu da sadeleştirirsek 9'a bölüp 7, 10. T 7 bölü 10'muş. Şimdi Ahmet'i çözmek için 40T'yi bulmamız gerekiyor. 40T eşittir 40 çarpı 7 bölü 10. Bu da 28 edecektir. Böylece yanıtı E bulmuş olduk. Şimdi bu soruda bir çay fabrikasından bahsediyor ve ellerinde iki tür çay varmış. Bu çaylardan birisi 15 ton kadar varmış ve bunun kilogramını normalde 12 TL'ye satıyormuş. Diğer çaydan 20 ton varmış ve bunun kilogramını 9 TL'ye satıyormuş. Sonradan bu çay fabrikası bu iki çayı harman edip çayın kilogramını 11 TL'den satmış. Bize sorulan şey harman çayın satışından elde edilen gelir, eğer ayrı ayrı satılsaydı elde edilebilecek gelirden ne kadar fazladır? Şimdi bunu yapabilmek için öncelikle çayın ayrı ayrı satıldığında elde edeceği geliri bulalım. Ayrı ayrı satılsaydı. Şimdi kilogramı 12 TL olan 15 ton çay. 1 ton 1000 kilogramdı. Bu nedenle 15.000 kilogram çarpı 12 TL gelir gelecekti bu çayın satışından. Artı diğer çay 20 ton yani 20.000 kilogram. Kilogramı da 9 TL. Bu kadar gelir getirecekti arkadaşlar. Şimdi 15 çarpı 12 180. 180 bin. 2 çarpı 9 18. Buradan da 180 bin. Bu da 360 bin gelir getirdi. TL. Şimdi harman olarak satışa bakacağız. Harman satışta bütün çay, yani bütün çay burada 15 ton artı 20 ton, 35 ton ediyor. 35 ton 35 bin kilogram eder. 35 bin kilogramı 11 TL'den sattığı için çarpıyoruz. Ve bu sefer 35 çarpı 11 çarpı 1000 elde ediyoruz. 35 çarpı 11 385 eder. 385.000 TL kazancı oluyor bu durumda da. Şimdi harman satıştan 385.000, ayrı ayrı satıştan 360.000 kazanıyor. Bu durumda 385.000 eksi 360.000 25.000 TL getirecek ekstradan. Buna göre yanıt Bursa olmuş oluyor. Bu soruda elimizde bir miktar kalem var ve bunları bir grup öğrenciye pay edeceğiz. Bu kalemlerin sayısı 6 tane fazla veya 7 tane eksik olsaydı
kalemleri artmayacak şekilde paylaştırabiliyormuşuz. Ve kalemlerin sayısının 112'den fazla olduğunu biliyoruz. Bu durumda bu kalemlerin sayısı en az kaç olabilir? Bize bunu soruyor. Şimdi öncelikle kalemlerin sayısına x diyelim. Şimdi bu x eğer 6 fazla olsaydı biz öğrenci sayısına da n diyelim. N tane öğrenciye her birine A tane kalem verebilecektik mesela. Ya da kalemlerin sayısı 7 eksik olsaydı yine N tane öğrenciye mesela B tane kalem verebilecektik. Bu durumda X'in 112'den fazla olduğu biliniyorsa en az değeri soruluyor. Öncelikle yapmamız gereken buradaki X'leri çekmek. NA eksi 6, X eşittir NB artı 7. Bunların birbirine eşit olduğunu biliyoruz. O zaman eşitleyelim. Daha sonra da n çarpı a eksi b eşittir 13. nb'yi sol tarafa attım ve eksi 6'yı sağ tarafa attım. Şimdi burada a tam sayı, b tam sayı, n tam sayı. Ve bildiğimiz bir şey var. N öğrenci sayısı olduğu için pozitif olmak zorunda. Şimdi buradan bilmemiz gereken şey n'in 13, a eksi b'nin 1 oldu. Çünkü n 1 olamaz, bir grup öğrenci var diyor. Peki n 13 olsun. Şimdi bu durumda elimizdeki toplam kalem sayısı 13a eksi 6 şeklinde ifade edilebilir. (13a-6) ifadesi bize kalemlerin sayısını veriyor. A eksi b'nin 1 olduğunu bulmuştuk. Şimdi A için farklı değerler alarak x'in 112'den büyük olmasını sağlamaya çalışacağız. A'yı 1 alırsak 7 çıkar. O zaman biraz büyütelim. A'yı 5 alırsak 65-6, 59 çıkar. A'yı 9 almayı bakalım. A'yı eğer 9 alırsak 9 çarpı 13, 117. 117-6, x eşittir 111 verir. Fakat kalemlerin 112'den fazla olduğunu biliyoruz. Bu durumda a'yı bir büyük değer seçmemiz bizim için yeterli olacaktır. A'yı eğer 10 seçersek x 130-6'dan 124 olacak ve cevabımız Bursa olacaktır. Bir markette sabunlar üçerli ve ikişerli paketler halinde satılıyormuş. Üçlü paket içindeki sabunların birim fiyatı, yani tanesini hesaplayınca elde ettiğimiz fiyat, ikili paket içindeki sabunların birim fiyatından %10 daha ucuzmuş. Bu markette üçlü paketin satış fiyatının ikili paketin satış fiyatından 3,5 TL fazla olduğunu biliyormuşuz. Buna göre ikili paketin satış fiyatı soruluyor. Şimdi biz öncelikle bu paketleri çizmeye çalışalım. Şimdi bu öncelikle bir ikili paketimiz var. Bir de üçlü paketimiz var. Şimdi şunu biliyoruz birim fiyatları hakkında. Eğer yukarının birim fiyatı x ise aşağıdaki birim fiyat bundan %10 daha ucuz olacak. Yani x eksi 10x bölü 100. Bu da sadeleştirirsek x bölü 10 eder. X eksi x bölü 10 ise 9x bölü 10 eder. Şimdi bu durumda bizim burada çıkarmamız gereken şey paket fiyatları. Eğer birim fiyat x ise bir pakette 2 tane olduğunu bildiğimize göre ikili paketin paket fiyatı 2x. Birim fiyat 9x bölü 10 ise paket fiyatı
Bir pakette 3 tane bulunduğu için 27x bölü 10. Son olarak bize üçlü paketin satış fiyatının yani 27x bölü 10'un ikili paketin satış fiyatından yani 2x'ten 3,5 TL fazla olduğu söyleniyor. Şimdi eğer 2x'i sol tarafa atarsak 27x bölü 10 eksi 20x bölü 10 3,5 TL'ye eşit olacak. Bu da 7x bölü 10 3,5'tan 7x 35 ve x 5 olarak bulunacaktır. Bu bize ikili paketteki sabunun birim fiyatının 5 TL olduğunu söylüyor. Fakat soru bize ikili paketin toplam satış fiyatını sorduğu için ve bir pakette 2 sabun bulunduğu için 2 çarpı 5 yapmamız gerekiyor. 2 çarpı 5 ise 10 olduğundan yanıt Ceyhan olmuş oluyor. Bu soruda bir yabancı dil kursunda 3 tane sınıf olduğu söyleniyor. Bu sınıfların adı A, B, C. Bu sınıflardaki öğrencilerin birer birer yaş ortalaması veriliyor. Yani A sınıfındaki öğrencinin yaş ortalaması 20'ymiş. Sonra B sınıfındaki öğrencilerin yaş ortalaması 26'ymış. C sınıfındaki öğrencilerin yaş ortalaması 29'muş. Daha sonra ise A ile B sınıfındaki öğrencilerin birlikte yaş ortalaması alınmış. Bu sefer 23 bulunmuş. Sonra B ile C sınıfındaki öğrencilerin birlikte yaş ortalaması alınmış. Bu sefer 28 bulunmuş. Soru bize şunu soruyor. Eğer bu 3 sınıftaki öğrencilerin birlikte yaş ortalamasını alırsak kaç buluruz? Bu soruyu çözebilmek için öncelikle ortalamanın tanımını hatırlamamız gerekiyor. Mesela yaş ortalamasından örnek verelim. Bir yaş ortalamasını bulmak için, mesela A sınıfındaki yaş ortalamasını bulmak için A sınıfındaki öğrencilerin bütün hepsinin yaşlarını toplarız. Ondan sonra da A sınıfını mevcuduna böleriz. Bu bize A sınıfındaki öğrencilerin yaşlarının ortalamasını verir. 20. Diğer B ve C'yi de yine bu şekilde yazabiliriz. Burada önemli olan şey A sınıfındaki öğrencilerin yaşları toplamını 20 çarpı A sınıfının mevcudu olarak da düşünebilirim. Çünkü eğer içler dışların çarpımı yaparsam A sınıfındaki öğrencilerin yaşları toplamı 20 çarpı A sınıfının mevcudu olur. Yani bu bize şunu söylüyor. Eğer bir yerde ortalama alınmış ise ortalamanın alındığı sayı üzerinden ortalamayla çarpım yaptığım zaman toplamı elde ederim. Şimdi buna dayanarak A sınıfındaki öğrencilerin yaşları toplamı 20 çarpı A sınıfının mevcudu. Şimdi biz sürekli burada bu gerçeği kullanacağız. Şimdi birlikte alınan yaş ortalamalarına bakalım. A ile B sınıfındaki öğrencilerin birlikte yaş ortalaması diyor. Bunu yapabilmek için A sınıfındaki öğrencilerin yaşları ile B sınıfındaki öğrencilerin yaşlarını toplamam lazım. A sınıfındaki öğrencilerin yaşları toplamı 20 çarpı A sınıfının nüfusu. Daha sonra B sınıfındaki öğrencilerin yaşları toplamı 26 çarpı B sınıfının nüfusu. Bundan sonra ortalamayı alabilmek için A ve B sınıfının nüfuslarının toplamına bölmem gerekiyor. Bu ifade 23 eşitmiş. Bir diğer bilgi ise B ile C sınıfındaki öğrencilerin birlikte yaş ortalamasını söylüyor bize. B sınıfındaki öğrencilerin yaşları toplamı 26 çarpı B'nin nüfusu. C sınıfındaki öğrencilerin yaşları toplamı 29 çarpı C'nin nüfusu. Ortalama almak için B artı C'ye böleceğim. Bu da 28 ediyormuş. Bundan sonra içler dışlar çarpımı yapmam gerekiyor. 20A artı 26B eşittir 23A artı 23B. Eğer 20A'yı sağa götürürsem 3A kalır. 23B'yi sola götürürsem 3B kalır. Bu da bana A eşittir B verir. Yani A sınıfı ile B sınıfının mevcudu eşitmiş. Şimdi B ve C arasındaki ilişkiye bakalım. Yine içler dışlar çarpımı yapıyorum. 26B artı 29C eşittir 28B
artı 28c. 26 b'yi sağa götürürsem 2b, 28 b'yi sola götürürsem c ediyor. Bu da bana şunu söylüyor, c sınıfının mevcudu b sınıfının mevcudunun 2 katına eşitmiş. Yani şimdi sınıf mevcutlarını yazmak için üstte biraz yer açalım. A sınıfının mevcudu x olsun, B sınıfının mevcudu da x, C sınıfının mevcudu ise B'nin 2 katı yani 2x. Şimdi bu bilgilerle tüm sınıfın, daha doğrusu bu 3 sınıftaki öğrencilerin birlikte yaş ortalamasını alacağız. Şimdi A sınıfının mevcudu x. Yaş ortalaması 20. Demek ki A sınıfındaki öğrencilerin yaşları toplamı 20 çarpı x. B sınıfındaki öğrencilerin yaş ortalaması 26. Nüfusu x. Demek ki B sınıfındaki öğrencilerin yaşları toplamı 26x. C sınıfındaki öğrencilerin yaş ortalaması 29. Mevcudu 2x. Demek ki C sınıfındaki öğrencilerin yaşları toplamı 29 çarpı 2x. Şimdi bunu 3 sınıftaki toplam nüfusa bölmem gerekiyor. Şimdi bu ifadeyi hesaplayalım. 20x, 26x daha 46x eder. 29 çarpı 2, 58x eder. Bölü 4x. Bu da 40 artı 6, 58. 104x eder. 104x bölü 4x. 26 eder. Böylece yanıtı bursa olarak bulmuş olur. Bu soruda bir altın bozdurma durumu var. Aysel Hanım pazartesi günü 45 gram, salı günü 30 gram altın bozdurmuş. Fakat bunun tersini yapsaymış, yani pazartesi günü 30 gram, salı günü 45 gram altın bozdursaymış, eline 60 lira daha az geçecekmiş. Bize sorduğu soru, altının salı günkü gram fiyatı pazartesi gününe göre ne kadar düşmüş? Bunu yapabilmek için öncelikle altının pazartesi günkü gram fiyatını x diyelim. Yine altının salı günkü gram fiyatını y diyelim. Şimdi birinci durumda ilk başta pazartesi günü 45 gram altın bozdurmuş. Eline geçen para 45 çarpı x olacak. Salı günü ise 30 gram altın bozdurmuş. 30y eline geçecek. Şimdi bu birinci durum. Şimdi ikinci duruma bakalım. Pazartesi günü 30 gram bozdursaydı 30x, salı günü 45 gram bozdursaydı 45y. Bu sefer eline 30x artı 45y geçti. Şimdi soru bize diyor ki, birinci durum ikinci durumdan 60 TL daha fazla. Yani 45x artı 30y, 30x artı 45y'den 60 TL daha fazla. Eğer 30x'i karşı tarafa atarsak, 45y'yi de karşı tarafa atarsak, 15x eksi 15y'yi 60 buluruz ve x eksi y'yi 4 buluruz. Bu da bize altının aslında pazartesi günkü gram fiyatının salı günkü gram fiyatından 4 TL daha fazla olduğunu, böylece salı günkü gram fiyatının 4 TL düştüğünü söylüyor. Yanıt Adana oluyor. Boyları farklı 4 tane öğrenci varmış ve bunlar bir çizgi boyunca rastgele sıraya gireceklermiş. Bize en kısa ve en uzun boylu öğrencilerin uçlarda olmalısını soruyor. Şimdi 4 tane öğrenci bir çizgi boyunca sıralanırsa buraya 4 kişi, buraya 3 kişi, 2 kişi, 1 kişi gelebilir ve toplamda 24 şekilde sıralanabilirlerdi. Eğer uçlarda olma en kısa ve en uzun boylu öğrencinin uçlarda olma durumu olmasaydı. Yani toplamda 24 farklı şekilde sıralanabilirler. Şimdi biz bu öğrencileri bir şekilde çizmeye çalışalım. Bu en uzun boylu öğrencimiz olsun.
Ondan sonra bir tane kısa. Ondan daha kısa. Ve son olarak bir tane daha çizelim. Şimdi eğer en uzun boylu kişiyi en sola alırsak ve en kısa boylu kişiyi en sağa alırsak yerleştirmemiz gereken iki kişi kalıyor. Bu iki kişiyi yerleştirmemiz gerekiyor. Bu ikisi de buraya iki ihtimal var, buraya bir ihtimal var. Yani birisi şuraya gelebilir, diğeri şuraya gelebilir veya tam tersi olabilir. Diğer durum ise bu sefer en kısayı en sola alıyoruz. En uzunu en sağa alıyoruz. İki tane yer kaldı. İki kişi kaldı. Bu ikisini koymam gerekiyor buraya. İki çarpı birden yine iki farklı şekilde koyarım. Burada iki var. Burada iki var. Yani en uzun boylu öğrenciyle en kısa boylu öğrencinin uçlarda olma durumu dört durumda gerçekleşiyor. Toplamda 24 durum vardı. Böylece 4 bölü 24'ten istediğim olasılık 1 bölü 6 çıkmış oluyor. Ve yanıtı D olarak bulmuş oluyorum. Hocamdan dinlerim projesinin. Bu videosunun size yardımcı olduğunu düşünüyorsanız, videonun açıklamalar kısmındaki web sitemizi ve Facebook sayfamızı beğenerek bize destek olabilirsiniz.